DR. Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Normal doğumlara bağlı olarak oluşan anatomik defeklerin düzeltilmesine, aynı zamanda da vajina daraltma sıkılaştırma operasyonunu yaklaşık olarak 1,5-2 saatte yapıyoruz ve hastanede kalmak zorunda değilsiniz. Mantık nedir? Mantık şöyle göstereyim ben size. Bebek doğum kanalından, yani vajinadan çıkarken vajinanın arka tarafında ve ön tarafında olan yapılarda yırtılmalar meydana geliyor. Yaş ilerledikçe protein kaybı meydana geliyor ve bunlara bağlı olarak bir zayıflık oluyor ve yukarıdan idrar kesesi, arkadan bağırsak fıtıklaşması oluyor. Biz bunları düzelttiğimiz zaman, oradaki yırtıkları onardığımız zaman, orayı güçlendirdiğimiz zaman, bir de oradaki gevşek dokuları aldığımız zaman zaten vajina daraltma ve sıkılaştırma kendiliğinden olmuş oluyor. Ne kadar daraltıyoruz? Ne kadar, kaç santim daraltıyoruz? Böyle sorular geliyor hastalardan. Santimini falan biz bilmeyiz. Niye bilmeyiz? Biz vajinanın girişinden başlar, rahim ağzına kadar gelir. Rahim ağzında buradaki bütün o gevşek yapıları çıkartırız. Alttaki destek dokuları bir araya getiririz. Ondan sonra tekrardan böyle vajinanın girişini de kapatır çıkarız. Hem içeriği hem de dıştan girişi daraltmış oluruz vajina daraltmadan. Burası önemli. Peki ne kadar daraltıyorsunuz hocam? Ne kadar daralıyor? Sağlıklı bir şekilde cinsel ilişkiye girecek şekilde biz daraltırız. Biz istesek işte bu işaret parmağım kadar da yapabiliriz. Bu serçe parmağım kadar da yapabiliriz ama cinsel ilişkiye giremezsiniz. Her girdiğinizde çok ağrı hissedersiniz, rahatsızlık hissedersiniz ve hayatınız boyunca bir de geri dönüşümü de yok. Burada önemli olan sağlıklı bir şekilde cinsel ilişkiye girecek kadar genital bölgeyi toparlama işlemidir. Bu da yaklaşık olarak böyle iki parmağım kadardır, ideali. Budur yani. Ne kadar daraltıyoruz? İki parmağımız kadar. Sağlıklı bir şekilde cinsel ilişkiye gireceğiniz kadar. Dışarıdan baktığınız zaman normalde görülen o idrar kesesi, bağırsak fıtıklaşması görünmez. Böyle dışarıdan baktığınız zaman dış tarafı da, çünkü o giriş kısmı da daralıyor ya, daha önce doğum yapmamışsınız gibi görülür. Mantıklı bir düşünün. Bebek yaklaşık olarak 50 santim doğar. Bebeğin kafası 10 santim. Gövdesi yaklaşık olarak 13-14 santim. O vajinadan çıkıyor. O kadar bir açıklık oluyor yani. Hele ikinci doğum, hele üçüncü doğum. Biz işte bunlara bağlı olarak hem içeriği hem de dışarıyı daraltabiliyoruz aynı seansta. Ve şunu da söyleyeyim, hastanede kalmak zorunda değilsiniz vajina daraltma sıkılaştırma operasyonu sonrası. Merak edilen tüm soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.